Kanal Urfa Haber Merkezi'nden herkese iyi akşamlar değerli izleyenler. Gününe çıkan başlıklarıyla karşınızdayız. Bursa'da muhtarlarla bir araya gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Cumhuriyet tarihinin uyuşturucu yakalama rekorunu egale ettiklerini ifade ederek 2019 yılında 20 tondu, bu yıl toplam 22 tona çıkardık dedi. Size şunu söylemek isterim. Tüm dünyada yakalanan eroinin %21'ini tek başına bu ülkenin polisi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Melinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde düzenlenen Türkiye Muhtarlarla El Ele konulu toplantıya katıldı. Ve ifade edeyim, bu yıl Cumhuriyet tarihimizin eroin yakalamadaki rekorunu egale etti. Burada muhtarlara hitap eden Soylu, uyuşturucu ve terörle mücadeleden göç sorununa kadar birçok konuyu ele aldı. Bu yıl Cumhuriyet tarihinin eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik diyen Bakan Soylu şu ifadelere yer verdi. Bu yıl Cumhuriyet tarihimizin eroin yakalamadaki rekorunu egale ettik. 2019 yılında 20 tondu, şimdi bu yıl toplam 22 tona çıkardı. Ve bunun 20,5 tonunu güvenlik güçlerimiz, 1,5 tonunu da gümrük muhafaza ekiplerimiz, toplam 22 ton yakaladı. Ve ifade etmem gerekir ki bütün bu mücadele hep birlikte sürdürülmektedir. Resulayn Süryani Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen Noel ayinine katılan Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim bölgedeki Süryani Hristiyanların bayramını kutladı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim, Resulayn'da düzenlenen Noel Bayramı törenine katılarak Süryani cemaati ve bölgede yaşayan aşiret liderleriyle bir araya geldi. Resulayn Maltuma Süryani Ortodoks Kilisesi'nde düzenlenen bayram ayini ve kutlama törenine Vali Abdullah Erim, bölgede görevli Türk Güvenlik Güçleri yetkilileri, Resulayn Mahalli Meclis Başkanı, Suriye Geçici Hükümeti Başbakanı, Suriye Milli Ordu Temsilcisi ve Resulayn'da yaşayan Süryani cemaati temsilcileriyle halk katıldı. Mardin Kırklar Kilisesi Papası Gabriel Akyüz'ün öncülüğünde gerçekleştirilen ayinden sonra kilisenin üst katındaki salonda Süryani halkla bir araya gelen Vali Erim şöyle konuştu. Ben öncelikle bugün burada bulunmaktan, yeniden doğuş bayramını birlikte idrak etmekten, nasıl farklı kardeşlerimizle sevinçlerini, mutluluklarını paylaşmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bütün Süryani kardeşlerimizin bayramını tebrik ediyorum. Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde evin önünde oyun oynarken kafasına mermi isabet eden çocuk yaşam savaşı veriyor. Suriye'nin sınır komşusu olan Ceylanpınar ilçesinde evlerinin önünde oyun oynayan 10 yaşındaki İbrahim Çiçek'in kafasına 5 Mayıs'ta Suriye tarafından ateşlenen mermi isabet etti. Çeşitli hastanelerde yapılan tüm tedavilere rağmen vücudunun büyük bölümü felç olan küçük Harun yatağa bağlı şekilde yaşamını sürdürüyor. Baba İbrahim Çiçek, oğlunun başına mermi isabet ettikten sonra konuşamadığını ve beslenemediğini belirterek şöyle konuştu. Oğlum kapının önünde oynarken Suriye'den gelen mermi kafasına isabet etti. Ve ondan sonra zaten Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ceylanpınar Devlet Hastanesi onu Harran Üniversitesi'ne sevk etti. Harran Üniversitesi'nde yaklaşık 55 gün kaldı yoğun bakımda. Şu anda yatalak, ciddi anlamda bir yardım yapılmasını istiyorum. Ben bu çocuğum aşırı derecede mağdur edildi ve bu çocuğuma sahip çıkılmasını istiyorum. Ben gerçekten de yani 6-7 aydır işsizim ve bu çocuğuma zaten ihtiyaçlarını gideremiyorum. Ben devlet büyüklerinden bu duruma bir el atılsın ve en azından bir yaramıza bir merhem sürsünler.
Çiçek ailesinin komşularından Adile Gümüş ise şu ifadelere yer verdi. İbrahim Çiçek bizim komşumuzdur. Oğlu yaklaşık 7-8 ay önce Suriye'den gelen mermiyle yaralandı. Başından. Kendisine yüzlerce kez hastanelerde götürdüler. Aylarca hastanelerde yattı ve kendisi işinden de oldu. Bu yüzden de bayağı mağdur. Bir oda bir salonda yaşıyorlar. Çocuğu tek olması için bir odada kalıyor. Kendileri de kalan 4-5 kişiyle birlikte salonda bu soğukta kalıyorlar. Maddi olarak şu anda çökmüş durumdalar. Biz komşular olarak elimizden gelen yemek, erzak veriyoruz fakat yetinemiyorlar. Şu anda bu kış soğuğunda sobayla bile ısınamıyorlar çünkü o bile ellerinde yok. Çok mağdur durumdalar ve ne yapacaklarını, ne edeceklerini bilemiyorlar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ödüllü Kızılay Meydanı ve kentsel tasarım fikir yarışması sonuçlandı. Yarışmada görsel tasarımla en dikkat çeken 3 kişi birincilik ödülü aldı. Kente yeni meydanlar, yeni yeşil alanlar kazandırmak için çalışmalarını sürdüren Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin kalbinde bulunan Sarayönü Mahallesi'ndeki Kızılay Meydanı için başlattığı ödüllü Kızılay Meydanı ve kentsel tasarım fikir yarışmasının kazananları belli oldu. Müzik. 67 projenin sunulduğu yarışmada 8 görsel proje çalışması ödüle layık görüldü. Odan noktasında yer alması, Balıklı Göl Havzası'na ve Hanlar Bölgesi'ne yakındır. Şanlıurfalı mimarlar tarafından hazırlanan proje tasarımları düzenlenen törenle kamuoyuyla paylaşıldı. Türkiye'nin dört bir yanında yarışmamıza katılan mimar, mühendis, şehir plancıları, peyzaj mimarları... Mehmet Akif İnan konferans salonunda gerçekleştirilen tanıtım ve ödül törenine Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, AK Parti Grup Başkan Vekili Faruk Bayuk, Vali Vekili Yakup Kılıç, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Zemzem Gülender Acanal, Eyyubiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AK Parti Şanlıurfa İl Yönetimi ile kentte faaliyet gösteren STK temsilcileri ile kamu kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Ödül töreninde konuşan Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül şu ifadelere yer verdi. Urfa için çok önemli proje bu. İsmi Sarayönü olarak adlandırdığımız bir saray temsili olması gereken yeri biz beton yığınına dönüştürmüşüz. Aslında ben bunlara şöyle diyorum. Bunlar kanserli hücreler. Dokuyu bozan hücreler. Burada da şuraya sesleniyorum. Herkes şunu bilsin, hazırlığını yapsın diye söylüyorum. Urfa tarihi kent içerisinde betonerme yapıların tamamını taşıyacağız, yıkacağız inşallah. Mimar Alp Buğra Nazar, Yağmur Sarı Dede ve Betülay Büke Meral'in hazırladığı proje tasarımı birincilik ödülü alırken, ikincilik ödülünü Mimar Hakkı Can Özkan, Özlem Özener Özkan, Yüksek Mimar Fevzi Kurşun, Mimar Yardımcıları Sırrı Berkay Kara, Mimarlık Öğrencisi Hümeyra Karabacak, Şafak Özaydın ve Şengül Şimşek aldı. Yardımcıları Sırrı Berkay Kara... Üçüncülük ödülünü ise peyzaj mimarı Süleyman Can Çinkılıç, Ferdi İnanlı, Mimar Baba Yurttaş ve Fuat Sarsangi ekibinin hazırladığı proje kazandı. Dereceye giren yarışmacılara Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada her iki aracın sürücüsü yaralandı. Kaza Şanlıurfa Gaziantep Karayolu'nun Dolunay Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Ali Ö idaresindeki otomobil Osman K kontrolündeki otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler hastaneye kaldırıldı. Kaza sırasında araçtan fırlayan ve gaz kaçıran LPG tankı çevrede bulunan vatandaşları korkuttu.
Bölgeye giden itfaiye ekipleri gaz kaçağını gidererek tehlikenin önüne geçti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. Karaköprü Belediyesi Zaptı Müdürlüğü ekipleri ilçe ve tarım müdürlüğü ekipleriyle birlikte zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde faaliyet gösteren iş yerlerinde, marketlerde ve alışveriş merkezlerinde 6502 sayılı tüketicinin korunması hakkında kanun ve uygulama yönetmelikleri gereğince denetimlerini sürdürüyor. Karaköprü İlçe Tarım Müdürlüğü Gıda Kontrol Görevlileri ile birlikte denetime çıkan zabıta ekipleri, temel gıda ürünlerinde artan fahiş fiyatlarının önlenmesi adına zincir marketlerde gramaj, etiket, stokçuluk ve fiyat denetimi yaptı. Yapılan bu denetimlerde tüketiciyi aldatmaya ve fahiş fiyattan satış yaparak haksız kazanç sağlamaya yönelik satış yapanlar hakkında ilgili kanun ve yönetmeliğe istinaden yasal işlem yapılmak üzere tespit tutanakları düzenledi, uyarılar yapıldı. İncelemenizi gününde yapın, zamanında yapın. Kasadan gidip Karaköprü Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin vatandaş sağlığı ve bütçesi için denetimleri aralıksız bir şekilde devam edecek. Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanları ile Balıkesir Jandarma Komutanlığı'nca Şanlıurfa dahil 6 ilde DH operasyonu gerçekleştirildi. İçişleri Bakanlığı, DEAŞ silahlı terör örgütünün finans kaynaklarının deşifre edilmesine yönelik olarak Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde Şanlıurfa Genel Komutanlığı İstihbarat ve TEM Daire Başkanlıklarıyla Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı'nca 6 ilde operasyon düzenlendi. 19 şüpheliye yönelik Adana, Ankara, Balıkesir, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'da 27 Aralık sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında 16 şüpheli yakalanırken 3 şüpheli yakalama çalışmaları sürüyor. Aramalarda çok sayıda yasak yayın ve dijital materyal ele geçirildi. Haliliye Belediyesi koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında başlattığı faaliyetleri sürdürerek bankamatik ve otobüs duraklarını da dezenfekte ediyor. Haliliye Belediyesi COVID-19 salgınına karşı yürüttüğü çalışmaları sürdürüyor. Temizlik İşleri Müdürlüğü salgının hayatımıza girdiği günden bu yana çalışmalarını titizlikle yürütüyor. Pandemi sürecinde kurduğu standlarla kendi ürettiği maskeleri vatandaşlara ulaştıran Haliliye Belediyesi, vakalarda düşüşün görüldüğü bu günlerde de tedbiri elden bırakmıyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın talimatıyla Haliliye halkı için canla başla çalışmalarını sürdüren ekipler, bankamatik ve otobüs duraklarında dezenfeksiyon çalışmaları yapıyor. Vatandaşların yoğun olarak kullandığı noktaları dezenfekte ederek tedbirleri üst seviyede tutan ekipler köpüklü suyla sokak, cadde ve kaldırım yıkamalarını da devam ettiriyor. Temizlik Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise yıkama çalışmaları ve dezenfekte işlemlerinin belirli aralıklarla devam ettirileceği kaydedildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik Şanlıurfa dahil 27 ilde düzenlenen Tırpan adlı operasyonun İzmir ayağında 11 kişi tutuklandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından 24 Aralık'ta 13 organize suç örgütü ve 28 suç grubunda faaliyet gösteren 389 şahsa yönelik Tırpan adlı eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Adana, Şanlıurfa, Ankara, Antalya, İstanbul, İzmir, Bursa, Balıkesir, Diyarbakır, Mersin, Muğla, Aydın, Adıyaman, Afyonkarahisar, Aksaray, Çanakkale, Denizli, Düzce, Elazığ, Gaziantep, Karabük, Konya, Malatya, Mardin, Rize, Samsun ve Tekirdağ olmak üzere 27 ilde düzenlenen operasyonda 317 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda çok sayıda tabanca, uzun namlulu silah, tüfek, uyuşturucu madde, çek, senet ve para ele geçirildi. Operasyon kapsamında İzmir'in özellikle Ödemiş ilçesi olmak üzere Torbalı, Tire ve Bayındır ilçelerinde halk üzerinde baskı kurmak suretiyle haksız ekonomik gelir elde etmek ve bu doğrultuda suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurma gibi suçlara ilişkin eylem niteliği taşıyan, suçları işledikleri değerlendirilen 30 şüpheliden 11'i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği yönetimiyle bir araya gelerek yapılacak ve ilçeye kazandırılan projelerle ilgili istişarelerde bulundu. Onu gündeme aldınız. Siverek Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, Siverek İl Yapma ve Kalkındırma Derneği yönetimiyle bir araya geldi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan bize hibe verildi ve bu hibeyle 13 tane parselimizi istimlak ettik. Tarihi Cudi Paşa Konağı'nda düzenlenen istişare toplantısına Sivilder Başkanı Ayhan İkinci ile dernek yönetimi katıldı. Dalgeç olduğu zaman direkt şehir bütün ayağını... Başkan Ayşe Çakmak, ilçeye kazandırılan ve yapımına başlanacak ofis park, Siverek Kalesi restorasyonu ve kamulaştırılan evler, kadınlara yüzme havuzu projesi gibi çeşitli projeler hakkında bilgilendirme yaparak istişarelerde bulundu. Açıkçası ciddi anlamda... Hem yazılı, görsel, medyada, işte Urfa'da, Ankara'da, mesela Kültür Bakanı'yla biz bambaşka bir konu için gittik. Ama Takoran'a davet ettik. Takoran'a gelin görün dedik. Takoran'ı böyle istiyoruz. Hayır. Orası bizim saklı bir cennetimiz. Ben kendi yanımda şöyle düşünüyorum. Orası doğa turizminin gerçekten de şey kaynağı olması lazım. Yani orada doğal... yitirmememiz lazım. Siverek'i İl Yapma ve Kalkındırma Dernek Başkanı Ayhan İkinci ise projelerin Siverek için önemli olduğuna dikkat çekerek milletvekilimiz Mehmet Kasım Gülpınar ve belediye başkanımız Ayşe Çakmağa Sivilder adına teşekkür ediyoruz diye konuştu. Takoran valisi dediğimiz zaman zaten belediye de bir belgesini vardı. Kaymakamlığı'nın da bir belgesini yapmış. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıfladığına dikkat çeken diyetisyen Eda Melik, bu aylarda yeterli ve dengeli beslenmenin önemli olduğunu dikkat çekti. Soğuk havaların başlamasıyla birlikte bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla hastalıklar da artıyor. Özellikle bu aylarda yeterli ve dengeli beslenmek oldukça önemli. Kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen vaktin artmasıyla birlikte fiziksel aktivitede azalma görülmektedir diyen Şanlıurfa İl Sağlık Müdürlüğü Eyyubiye İlçe Sağlık Müdürlüğü bünyesinde görev yapan diyetisyen Eda Melik şöyle konuştu. Kış aylarında kapalı ortamlarda geçirilen vaktin artmasıyla birlikte fiziksel aktivitemizde azalma görülmektedir. Ve buna bağlı olarak bağışıklık sistemimizde azalma söz konusudur. Bağışıklık sisteminin zayıflaması mevsimsel hastalıkların ve COVID-19'un artmasına sebep olmaktadır. Diğer mevsimlerde olduğu gibi kış mevsiminde de 4 temel besin grubu gün içerisinde yeterli ve dengeli şekilde alınmalıdır. 4 temel besin grubu içerisinde süt, et ve kuru baklagiller, meyve, sebze ve tahıllar bulunmaktadır. Bağışıklık sistemimizin güçlenmesi COVID-19'dan korunmak için özellikle paketli ve hazır gıdalar yerine ev yemekleri tercih edilmelidir. Şanlıurfa'da trafik akışını rahatlatmak amacıyla Yunus Emre Caddesi'nde başlatılan prestij cadde çalışması tamamlandı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün talimatlarıyla kent genelinde başlatılan yol genişletme çalışmaları aralıksız bir şekilde devam ediyor.
Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri Emniyet Caddesi'nin devamı olan Yunus Emre Caddesi'ndeki 24 metrelik yoldaki orta refüjde revizyona giderek yolu genişletti. Bankalar Caddesi olarak da bilinen caddede yapılan alt ve üst yapı çalışmasını tamamlayarak asfalt çalışmasını bitiren ekipler kaldırım düzenleme ve yenileme çalışması yapıyor. Başkan Beyazgül caddede kaldırım çalışmasını sürdüren personellerle bir araya geldi. Personellerden yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Başkan Beyazgül bölgedeki esnafları ziyaret etti. Esnafla bir araya gelen Başkan Beyazgül vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Esnaf yapılan çalışma nedeniyle Başkan Beyazgül ve ekibine teşekkür etti. Diyarbakır'da ehliyetsiz sürücü kaza yaptı. Kazayı görüp seyir halindeyken izleyen sürücüler peş peşe kazalara sebebiyet verirken 4 kişi de yaralandı. Kaza Diyarbakır-Şanlıurfa yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ehliyetsiz sürücü otomobille seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Savrularak takla atan otomobilin kazalara davetiye çıkardığı ileri sürüldü. Kaza anında kendisine çarpmamak için direksiyon kıran otomobil sürücüsü refüje çarparak cep yola uçarken 4 kişi yaralandı. Öte yandan kazaya karışan araçlara bakmak için yol ortasında duraksayan meraklı vatandaşların arkadan gelen araçların birbirine girmesine neden olduğu öne sürüldü. Önünde aniden duran araca çarpmamak için direksiyon kıran otomobil, sağ şeritten gelen ve üzerinde başka bir aracın bulunduğu otomobil yol yardım aracıyla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yol yardım aracı refüje çarparak cep yola uçtu. Kazayı gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis kazalara ilişkin soruşturma başlattı. Akçakale Belediye Başkanı Mehmet Yalçınkaya kendisine ziyarette bulunan ilçe jandarma komutanlarına her zaman yanınızdayız mesajı verdi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mustafa Ergün, Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Teğmen Duran Şahin, Başkan Yalçınkaya'ya iadeyi ziyarette bulundu. Başkan Yalçınkaya'nın makamında gerçekleşen ziyarette ilçenin asayiş durumu ve yapılan çalışmalar konuşuldu. Komutanlar ziyaretin anısına Başkan Yalçınkaya'ya Kur'an-ı Kerim ve nutuk hediye etti. Başkan Yalçınkaya da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Burası bir aynı zamanda Serha şehri, sınır ilçesi ve şu anda Suriye'nin en uzun sınırı da Akçakale'de. Akçakale'nin güvenliği, geleceği, buradaki asayişin sağlanması noktasında kardeşlerimizin canla başlarına gece gündüz gayretler var. Biz kendilerine teşekkür ediyoruz. Başkan Yalçınkaya da komutanlara günün anısına hediye takdim etti. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı projesi kapsamında Mevlana Ortaokulu öğrencileri tarafından hazırlanan proje sergisinin açılışını yaptı. Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Projesi kapsamında hazırlanan proje sergisinin açılışını yaptı. Bilim fuarı için hep biz burada hazır duruyoruz. Projede emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencilere teşekkür eden Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu şöyle konuştu. Elektrik saz serilerini
Gerçekleşen TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı açılış programına Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun yanı sıra Milli Eğitim Müdürü Zeyden Kurt, AK Parti İlçe Başkanı Abdülcelil Doğan Tekin, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Ergin, Belediye Meclis Üyesi Cuma Baruççu ve çok sayıda öğretmen ve öğrenci katıldı. Bu erzaktır. Öncelikle hoş geldiniz. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpiye Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahalleler arası futbol turnuvasına katılarak onlara takımlara malzemelerini teslim etti. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, Eyüpiye Belediyesi tarafından organize edilen kırsal mahalleler arası futbol turnuvasına katılacak olan takımlara malzemelerini teslim etti. Siz emrettiniz, biz yapıyoruz diyelim. Eyüpiye Belediyesi Gençlik Spor Müdürlüğü tarafından organize edilen futbol turnuvasına katılacak olan 18 takım için geçtiğimiz günlerde kura çekimi ve fikstür yapılmıştı. Turnuvaya katılacak takımlara malzeme desteğinde de bulunan Başkan Kuş, meclis üyeleri Seydi Modanlı, Mahmut Birinci ve Başkan Yardımcısı Mehmet Ergün'ün katılımıyla takım kaptanlarıyla bir araya gelip forma ve ayakkabılarına teslim etti. Çok önemli. Düzenlenecek olan turnuvanın hayırlı olmasını dileyen Başkan Kuş şöyle konuştu. Siz emrettiniz, biz yapıyoruz diyelim. Özellikle seçimlerden önce genç kardeşlerimiz bize emredecek. Biz onların hizmetkarı olacağız demiştik. Siz de bizden futbol turnuvası istediniz. Biz de sesinize duyarsız kalmadık. İnşallah önümüzdeki pazartesi günü ama. Evet. Pazartesi günü inşallah ilk düdüğü çalacağız. Turnuvaya katılacak takımların kaptanları da Başkan Kuş'a ve Eyüpiye Belediyesi'ne teşekkür etti. Mehmet Kuş Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Her sene böyle turnuvaların düzenlenmesini çok istiyoruz. Biz onlardan talep ettik, onlar da bize yaptılar. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz, çok sağ olsunlar. Öncelikle Sayın Başkanımıza biz istedik, kendisi yaptı, ona çok teşekkür ediyoruz. Uzun zamandır bizim onun köyler kırsalında böyle bir turnuva düzenlenmiyor. Yani bizim için çok iyi oldu. Ona çok teşekkür ediyoruz. Özellikle belediye başkanım bu ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Zaten köylerde şimdiye kadar herhangi böyle bir turnuva yapılmadı. Bunun yapmasına hem heyecanlıyız hem mutluyuz. Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bir de takım arkadaşlarımızdan yani centilmenlik istiyoruz. Böyle güzel geçmesine bir dahaki yıla da başkanım yani gönüllü başlasın diye. Şanlıurfa Spor Kulübü büyük umutlarla yaklaşık 2 ay önce anlaştığı teknik direktör Ali Tandoğan ile yollarını ayırdı. Son gelen bilgilere göre Sarı Yeşilli takım Hakan Yılmaz ile anlaştı. Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig'de mücadele eden Şanlıurfa Spor'un teknik direktörden yana yüzü bir türlü gülmüyor. Sık sık teknik direktör değiştirmesiyle anılan kulüp 17 Kasım 2021'de takımın başına getirdiği teknik direktör Ali Tandoğan'la yollarını ayırma kararı aldı. Kararın gerekçesinin ardında peş peşe yenilgiler olduğu öğrenildi. Henüz 2 ayı dolmadan kulüple yollara ayrılan Tandoğan kulübün başına geçtiğinde bizim Şanlıurfa halkına sevgimiz bambaşka. Taraftarlarımızla çok güzel günler yaşayacağız. Taraftarımız coşkusuyla bizlere maç aldıracak. Futbolcularımıza hep birlikte destek çıkacağız demişti. Bu arada Şanlıurfa Spor'un yeni teknik direktörü Hakan Yılmaz oldu. Hakan Yılmaz 44 yaşında ve bu sezon Bayburt Özel İdaresi'ni çalıştırıyordu. Değerli izleyenler, ana haber bültenimizi burada noktalıyoruz. Tekrardan görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.